Şubat ayında binlerce Bahreynli sokaklara dökülerek siyasetin ve ekonomik sistemin dışlayıcı yapısını protesto etti. 14 Mart günü Körfez İşbirliği Konseyi, Bahreyn'deki El Halife iktidarının daveti üzerine başkent Manama'ya Suudi Arabistan liderliğinde askeri birlik gönderdi. Bahreyn Maliye Bakanı Şeyh Ahmet El Halife geçen hafta Washington'da hükümetinin tutumunu anlattı. Değerlendirmeleri basında yer alan haberlerden, insan hakları örgütlerinin değerlendirmelerinden çok farklı. Bahreyn nüfusunun çoğunluğu Şii ancak iktidardaki El Halife hanedanı Sünni. Sünniler Bahreyn nüfusunun sadece %30'unu oluşturmalarına rağmen siyasi ve ekonomik kontrolü ellerinde tutuyor. Ancak Şeyh Ahmet bu ayrımı kabul etmiyor ve Sünnilerle Şiiler arasında büyük bir fark görmüyorum. Bahreyn vatandaşı olan herkes eşit haklara sahip, hep de böyle olmuştur, diyor. İnsan Hakları Gözlem Örgütü yetkilisi Joe Storr, Bahreyn'de kendi gözlemlediklerinin bundan farklı olduğunu söylüyor. Storr şöyle konuşuyor: Şiilerin iş bulma, ülkenin zenginliklerinden kendilerine düşen pay konusunda algıladıkları ayrımcılığı, Sünnilerin mutlak siyasi iktidarıyla çarptığınızda bu gösterilerin neyi amaçladığını anlamak zor değil. El Halife iktidarı ve Körfez'deki diğer Sünni Arap ülkelerinin liderleri Bahreynli Şiileri İran'ın etkisi altında kalmakla suçluyor. Şeyh Ahmet de son olayları İran'ın Bahreyn'i istikrarsızlaştırma planı olarak görüyor. Şeyh Ahmet El Halife, İran'ın açıklamalarını görüyorsunuz. Bahreyn'de olanları Bahreyniler tayin edecektir. İran komşu bir ülke ama Bahreyn'deki sorunları İran'ın veya başka bir ülkenin değil, Bahreyn halkının çözmesi gerekir, diye konuşuyor. Dış Politika Dergisi yazarı ve Georgetown Üniversitesi'nden Profesör Jean-François Seznek, İran hakkındaki suçlamaları abartılı buluyor. Seznek, El Halife iktidarının halkla ilişkiler görevlileri Washington'da bütün bu olanların arkasında İran'ın bulunduğunu ileri sürüyor. Bu 20-30 yıldır devam eden bir komplo. Ancak benim izlenimim Bahreynli Şiilerin kendilerini Bahreynli görmeleri, İranlı değil. Bahreynliler İran'ı sevmezler, diyor. Şeyh Ahmet El Halife, hükümetin muhalefetle görüşmeye hazır olduğunu ancak ön şart kabul etmeyeceklerini de söyledi. Protestocular bunu reddetti. Bahreynli bakan muhalefeti yapıcı bir sonuç istememekle suçluyor. Bahreyn Maliye Bakanı, bu yol denenmedi. Siyasi süreci rehin almaya çalışıyorlar. Bir tarafı bir şekilde düşünmeye zorluyorlar. Bu da Bahreyn için doğru yol değil, dedi. Ancak Uluslararası Kriz Grubu Bahreyn konusunda hazırladığı raporda muhalefetin ön koşullarının güvenlik ve adaletle ilgili olduğunu bildirdi. Kriz grubundan Joost Hilterman, muhalefet askerlerin Manama'da ve diğer kentlerde barışçı gösterilere izin vermesini istedi. Ayrıca halkın üzerine ateş açanların yargılanması çağrısında bulundu, diye konuşuyor. Göstericilerin üzerine ateş açılması ve protestoların şiddetli bir şekilde bastırılmasına ek olarak güvenlik güçleri çok sayıda kişiyi tutukladı. Şeyh Ahmet El Halife tutuklananları suçlu olarak görüyor. El Halife, tutuklananlar suç işlemiş insanlar, görüşlerini dile getiren kişiler değiller. Bu çok önemli bir nokta, diyor. Ancak insan hakları kuruluşları bu değerlendirmeye itiraz ediyor. İnsan Hakları Gözlem Örgütü'nden Joe Storr, güvenlik güçlerinin halkı korkutmaya çalıştığını söylüyor. Storr, 2 Nisan'dan beri 4 kişi gözaltına alındı. Aileleriyle temasları yok, avukatları yok. Bir süre önce aileleri İçişleri Bakanlığı'ndan telefon alıyor, gelin cenazeyi alın diye. Bu kabul edilemez, diye açıklıyor. Bahreynli eylemciler İngiltere'de olduğu gibi anayasal bir monarşi kurulması çağrısında bulundu. El Halife Hanedanı'nın yetkisinin sınırlandırılmasını istedi. Ancak iktidar bu tür bir değişime yanaşmıyor. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington.